Merhaba arkadaşlar, Nurgülün Tığı ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yine size sıralı, tek sırada biten bir modelin, bu şekilde incili zarif bir modeli nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Modelimiz tek renk yazmanın üzerine pembenin üzerine arkadaşlar mesela bu modelde bu renk olduğu için iki şerit zincir çekerek tığ battıları hazırlıyoruz. Sonra arkadaşlar incilerimizi ipimize takıp bu plastik sarı bir ince arkadaşlar beyaz da kullanabilirsiniz. istediğiniz her rengi kullanabilirsiniz. Ben bu açtığını düşündüğüm için sarıdan denedim. Şimdi kristal çok güzel boncuklar da var. Onlardan da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. ilk başlarken de aynı şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyoruz. Ve iki zincir çekiyoruz. İki zincirimi çektim. Bir defa doladım. İki. iki alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Trabzanımın tepesine 4 zincir 4 zincirimi kapattım. Kirpik yaptım yani. 2 zincir 2 zincirimi çekip yandaki tığ battıya kapatıyorum. Daha önce yaptığımız ara suyulardan olduğu için arkadaşlar hemen hatırlayacağınızı umuyorum. 2 zincir bir defa doladım. Tığ battıya girdim. 2, 2 olarak aldım. 2, 4, 6. Bu da 7. tığ battımız. 4 zincirimi çektim arkadaşlar. Kapattım kirpik olarak. 2 zincirimi çektim. Bir de arkadaşlar yandaki tığ battıya sık iğne ile girdim. Bu şekilde. Ara suyumuz bu şekilde arkadaşlar. Kirpikli trabzanlar yapıyoruz. İki zincirimi çektim. Bir defa doladım. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçiyoruz. 2 2 aldım. Trabzan yaptım. Bu trabzanımın tepesine 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çekip döndüm. Hemen bu 4 zincirle arkadaşlar tomurcuğun içine girdim. 12 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12. 12 zincirimi çektim. Düz yüzüne döndüm. Bu yapmış olduğumuz yuvanın içine girdim, kapattım arkadaşlar. Bu birinci. Tam bundan arkadaşlar buraya 7 tane yapacağız. 1 3 4 5 6 7 8 9 12 tane zincirimi çektim. Yine yuvama kapatıyorum sık iğneyle bu şekilde 12 zincir 3 4 5 6 7 8 9 12 zincirimi kapattım buraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hızlı aynı işlem olduğu için arkadaşlar hızlı bir şekilde 12 zincirimi çekiyorum. Yuvada kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kapattım yuvada. 3 5 oldu. Tekrar 12 zincir. 11 12. Kapatıyorum yuvamda arkadaşlar. Şimdi sonuncu 12. zincirimizi de çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 kapatıyorum bu şekilde yuvada Şimdi arkadaşlar buraya 7 zincirli yuvanın içine 7 tane bu 12 zincirleri yaptıktan sonra 2 tane de sık iğne yapıyoruz. 1 ve 2 1 2 zincir İki sık iğneden sonra iki zincir çekip yandaki tığ battığımızın içine kapatıyoruz bu iki zincirimiz arkadaşlar. Buraya trabzanı tamamlamış olduk. Tekrar bir iki zincir trabzan yapacağız arkadaşlar. Ara suyu gibi bir defa doladık yandaki tığ battıya iki iki olarak aldım. Şimdi ters çeviriyoruz. Yemenimizin ters tarafındayız. Trabzanımızı da yaptık arkadaşlar. Yaptığımız bu yuvalardan ilkini bu şekilde sık iğne ile tutturdum. Şimdi arkadaşlar buralara boncuk alıp örümcekler yapacağız. Bir tane akıttım boncuğumdan, incimden. Şöyle örümcek yapıp bu şekilde incimi örümcek için aldım. Yanındakine yaptığım bu 12 zincirli yuvadan ikincisine kapattım. Bu şekilde tekrar yine incimi örümcek içine alıyorum arkadaşlar. Üçüncü 12 zincirli dalımdan da tutturdum. Tekrar bu şekilde incilerimi örümcek yapıyorum. Yandaki yattığım bu 12 zincirli yuvalardan kapatıyorum bu şekilde. Tekrar incimi aldım, örümceğimi kapattım. Yandaki hemen dalımdan tutturdum. Örümceğimi aldım, kapattım buraya. Tüm arkadaşlar bu dalların arasına örümcek yapıyorum incili örümcek dallarıma sık iğne ile tutturuyorum. Bu da sonuncu incim. Örümceğimi yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Sonuncu dalıma da tutturuyorum. Ve buradaki arkadaşlar 4 zincirli trabzandan da tutturuyorum. İlk başlarda bu şekilde yapmıştık. Şuradakinden dönmüştük. Yine biz de bu tutturduk şimdi arkadaşlar iki zincir çektim ve döndüm bu yaptığım örümceğin iki kanadından aldım incili kanadımız arada kalıyor arkadaşlar bu şekilde İki zincirimi çekiyorum örümceğimin o iki kanatlı yerini 7 tane iki zincirli kirpikle dolduracağım arkadaşlar 2 oldu 3 oldu 2 zincir kapattım. Örümceğimin iki kanadında 4 oldu. 2 zincir 5 oldu. 2 zincir 6 oldu. Bakın arkadaşlar çok güzel oluyor. Bu da 7. Bu şekilde incimin kenarındaki örümceğimin iki kanadını arkadaşlar kirpiklerle hazırladım. Ve ikinci örümceğimin iki kanadından tutup ikinci yuvaya bu şekilde geçiş yaptım. Şimdi arkadaşlar tüm yuvaları bu şekilde iki zincir çekiyorum, kapatıyorum. Evet arkadaşlar tüm yuvaları bu şekilde iki zincir çekiyorum, kapatıyorum buraya bu şekilde. Dolduruyoruz yani tüm örümcekleri boncukların üzerine aldığımız örümcekleri bu şekilde iki zincir çekip inciler aşağıda iki kanadından tutarak bu şekilde dolduruyoruz. İki zincir, dört. Benim yaptığım örümceği arkadaşlar yedi tane sığıyor. Sizin yaptığınız örümceği altı da sığabilir, sekiz de hiçbir farkı olmaz. Biliyorsunuz o sıklık ve kalınlığa göre ipin incelik kalınlığına göre değişebilir. Bu şekilde kapatıyorum. 6 oldu ve 7. 7. iki zincirimi de kapattım. Şimdi arkadaşlar üçüncüyü de aynı şekilde dolduruyoruz. Geçtim sık iğne ile. Buraya kadar dolduruyoruz. Bu şekilde dolduruyoruz ve sonuncu örümceğimizin içine de girip sık iğne ile bir iki zincir birinci kirpim iki zincir ikinci kirpim iki zincir üçüncü kirpim bir iki zincir dördüncü kirpim bir iki zincir beşinci altıncı bu şekilde Yedik. Yedi 7 tane de buraya yaptık. En son yuvamıza yaptık arkadaşlar. Buradaki yapmış olduğumuz trabzanla bu kirpiğin arasını arkadaşlar yine bir içine şu ikisinin arasını arkadaşlar şu aralığa girdim yani bu şekilde trabzana değil yuva ile trabzan arasındaki araya iki sık iğne ile girdim bu şekilde İki zincirimi çektim yandaki tığ battıma girip kapatıyorum arkadaşlar trabzanımızın öbür kanadını da bu şekilde kapattık Evet arkadaşlar bu şekilde tüm örümcekleri sık iğne ile yaptık çok hoş oldu şimdi arkadaşlar şu ara suyunun yapılış kısmına geçelim 1 2 bir defa doluyorum Yine aynı şekilde arkadaşlar. 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Tepesine 4 zincir kapattım. Tomurcuk yaptım. 2 zincir yandaki tığ battığının içine bu şekilde kapattım. 1, 2 zincir. Bir defa doluyorum. Yandaki tığ battığına girdim. 2, 2 olarak aldım. 4 zincir çekiyorum. Kapattım trabzanı. 2 zincir çektim. Bu şekilde kapatıyorum. 2 zincir bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir. Kapatıyorum arkadaşlar trabzanımda. 2 zincir çektim hemen yandaki tığ battıya girip Kapattım Aynı şekilde arkadaşlar 8 tane yaptıktan sonra 7 zincir çekip Bu tomurcuktan tutturacağız Bu şekilde tomurcuksuz trabzan yapıp Bu tomurcuktan 7 zincirimizi tutturup Yuvamızın yapımına başlayacağız Şimdi arkadaşlar Örnek amaçlı olduğu için Burada 2 zincir çekiyorum kapatıyorum. Şöyle şurayı tamamlayalım beraber. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım yuvada. 2 zincir. Kapatıyorum yuvada arkadaşlar. 1 zincir çekip ipimi kopardım. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kirpik var. Şimdi arkadaşlar 6 tane en fazla 8 yaparsınız daha fazla güzel olmaz Şimdi bu modelimizin bir de arkadaşlar şöyle ütüsüz hali arka tarafından incil olduğu için üzerine bir yemeni koyarak ütülerseniz arkadaşlar incilerimize zarar gelmeyecektir modelimiz bu şekilde çok hoş bir model oldu arkadaşlar yapılışı da ben hani siz anlayasınız diye yavaş anlattım siz gayet iyi ki gül yaptıktan sonra hızlı ve seri bir şekilde yaparsınız arkadaşlar Öyle inşallah kameraya da bu güzellik yansıyordur. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.